Suriye'de 2011 yılının Mart ayında Esed rejimini protestolarla başlamıştı iç savaş. Ayaklanma askerlerin saldırısıyla kontrolden çıktı. Muhalifler rejim ordusu karşısında Özgür Suriye Ordusu ismi altında birleşti. 2012 yılının sonuna doğru Esed'in iktidardan düşmesi an meselesi gibi görülüyordu. Ancak İran ve Lübnan rejime destek çıktı. 2013 yılında rejim muhaliflere karşı denge kurdu. 2015'te Rusya'nın savaşa dahil olmasıyla iç savaşın seyri rejim lehine çevrildi. Batı Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya karşı aldığı tutumu Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerine karşı sergileyemedi. Rejim iktidarda kalabilmek için sivillere karşı her türlü silahı kullandı. İç savaş sürecinde yüz binlerce sivil hayatını kaybetti. 6.6 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu kişilerden 3,5 milyondan fazlası Türkiye'ye sığındı. 14 milyon sivil insani yardıma muhtaç hale geldi. Rejim uluslararası toplumdan caydırıcı tepkiler görmedi. BMGK'da Rusya ve Çin'in vetoları rejimin yargılanmasını engelledi. Suriye Anayasa Komitesi Ekim 2021'de Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde 6. tur görüşmelerini gerçekleştirdi. Toplantılar hayal kırıklığı yaşattı. Birleşmiş Milletler temsilcisi Geir Pedersen, Esed rejimini suçladı. Amerika bu süreçte Türkiye'ye rağmen PKK-YPG terör örgütünün yanında yer aldı. Teröristlere silahlı eğitim verildi, ortak tatbikat düzenledi. Türkiye 4 yıl önce 20 Ocak 2018'de Afrin'e terör operasyonu düzenledi. Harekat 18 Mart'ta tamamlandı. Bir yıl sonra ise Barış Pınarı Harekatı düzenlendi. Teröre ağır darbe indirildi. Süreç Amerika ve Rusya ile kurulan müzakere masaları ile devam etti. Ancak iki ülke de sözlerinde durmadı. PKK-YPG teröristleri vaat edilen bölgelere çekilmedi. Suriye'deki işgalini sürdürdü. Suriye'nin %63'ü Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin kontrolünde. %11'lik bölüm askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların elinde. Amerika destekli terör örgütü YPG-PKK ülkenin dörtte birinde hakim. DAEŞ terör örgütü ise Humus, Deir ez-Zor ve Rakka'daki çöllerde dağınık ve sürekli yer değiştirerek varlık göstermeye çalışıyor.